Peki Güzide Duran'la Ayşe Hatun arasındaki tartışma, kavga bitmiyor. Sosyal medyada birbirleri yine hakkında mi yazıyorlar, çiziyorlar. Güzide Duran yine yazmış. Ne yazdı? Bakalım, izleyelim haberimizi. Eski dostların mahkemeye taşınan kavgası hız kesmiyor. Güzide Duran'dan Ayşe Hatun'u kızdıracak paylaşım. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen emekli mankenler Ayşe Hatun Önal'la Güzide Duran artık kanlı bıçaklı. Öyle ki mahkemelik olan iki eski dost karşılaşmamak için artık birbirlerinin olduğu ortamlara dahi gitmiyor. Yıllarca aralarından su sızmayan iki arkadaşı karşı karşıya getiren olaysa Ayşe Hatun Önal'ın sevgilisini oyuncu Selin Demirat'a kaptırmasıyla başladı. Ayşe Hatun Önal bu olaydan sevgilisi Mehmet Ali Çebi ile ortak dostları Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy'u sorumlu tuttu. Ayşe Hatun iddiaya göre savaş baltalarını çıkardı ve açtırdığı sahte hesaplarla sevgilisini Selin Demiratar'la tanıştırdığını düşündüğü, Güzide Duran ve eşi hakkında ağır hakaretler ve iftiralar içeren paylaşımlar yapmaya başladı. Güzide Duran hemen mahkemeye koştu. Ancak Ayşe Hatun eski dostunun iddiasının yalan ve iftira olduğunu öne sürdü. Ardından da iki kadın her geçen gün birbirlerine karşı daha çok öfke beslemeye başladı. İkili geçen günlerde ikiz modacılar Raisa ve Vanessa'nın defilesinde yine karşı karşıya geldi. İddiaya göre Güzide Duran Ayşe Hatun'un defileye geleceğini öğrenince podyuma çıkmaktan vazgeçti. Konuyla ilgili çıkan haberleri Güzide Duran yalanlarken Ayşe Hatun'sa sessiz kalmayı tercih etti. İki ünlü kadın arasındaki bu kavga hız kesmezken Güzide Duran'ın son paylaşımı ise gerginliğin ateşini iyice körükledi. Güzide Duran sosyal medyadan Ayşe Hatun Önal'ın eski sevgilisiyle beraber olan Selin Demiratar'ın fotoğrafını "Benim güzel ve zarif arkadaşım" yorumuyla paylaştı ve ona övgüler yağdırdı. Ayşe Hatun'dan Güzide Duran'ın bu meydan okumasına karşı yeni bir atak gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Şimdi bu ikisi de hiç basına konuşmayan tipler ya. Yani ben bu olayı çözemiyorum. Yani ikisinden bir tanesi keşke bağlansa. Yani keşke anlatsa, Güzide keşke anlatsa bu olayı. Yani Ayşe Hatun'un sevgilisini Güzide ile kocası Selin Demiratar'a mı tanıştırmış? Evet. O yüzden de husumet yani oradan Ayşe Hatun, Ayşe Hatun'un sevgilisini Selin Demiratar'la tanıştırıyorlar. Ama bu dediğim çok kaç yıl önce, 3-4 yıl önceki hikaye. Hayatım, yani bunu da yapan Güzide Duran'la eşi. Ayşe Hatun cephesinden iddialar bu tabii, tabii ki. Geçmişte kalmış artık bunlar ama... Güzide Duran ve eşi Ayşe Hatun sevgilisini Selin Demiratar'la tanıştırıyor. Daha sonra beyefendi Ayşe Hatun'dan ayrılıyor. Selin Demiratar'la birlikte olmaya başlıyor. Şimdi Güzide Duran da geçen gün yine Selin Demiratar'ın fotoğrafını paylaşmış. Benim güzel ve zarif arkadaşım diye sosyal medyada. Sonra? İnadı da canını yakmak için bu fotoğrafı Selin Demiratar bu ekrandaki. Ama yanlış. Eğer bu hikaye yani şu anda senin anlattığın gibi ise burada Güzide'nin bize anlatacağı farklı bir şey yoksa, ki Güzide'yi çok severim ve çok beğenirim. Benim arkadaşım, ben ayrıldıktan sonra bile benim sevgilimle eğer bana kötülük yaparak ayrıldıysa selamlaşmamalı bile bence. Öyle düşünüyorum ben. Veyahut da işte sen ayrıldın birisinden. Benim ona selam vermem, yani sen olmadı, işte hanım hanıma değil de. Anladım. Yani olması doğru bir şey değil. Kaldı ki sen benim arkadaşımsan onu başkasına da tanıştıramazsın. Bu çok ağır bir şey. Ya tanıştırırken de yani al bu Selin Demiratar, bu da Ahmet Bey. Hadi siz sevgili olun falan diye tanıştırma da. Belki hani evinde tanışır, bilmem ne de tanışır, restoranda otururken tanışır, yanında tanışır. Kafede bak, çalışır. Bak içeriğini bilmiyorum, detayını bilmiyorum. Ama benim kız arkadaşım kalkıp da ben ayrıldıysam veya aram kötüyse kalkıp da onu gidip de başkasına tanıştırdığı zaman o benim düşmanımdır demekti. Benim mutluluğumu kıskanıyor demekti. Böyle bir şey olabilir mi? Yani arkadaş yapamaz böyle bir şey. Olmaz.
Onun bunların ardından da Ayşe Hatun tarafının çeşitli sahte hesaplarla sosyal medyadan Güzide Duran hakkında yorumlar yazdığı İşte ben neye kızıyorum biliyor musun? Mesela bir şey var, HMZ Cix diye bir şey ya, mesela bir hesaptan Güzide Duran'a gelmiş işte. Belalar okuyor, çocuklarına şey yapıyor, inşallah kanser olursun falan, böyle korkunç korkunç şeyler ama var. Ama olup olmadığını ha, bilmiyoruz tabii ki. Bilmiyoruz. Şimdi Güzide tarafı da diyor ki bunları hep yapan Ayşe Hatun zaten yıllardır diye. Kavganın yani genel gidişatı bu yönde. Şimdi bana sorsan bu konuyu, bu hikaye, eğer bu hikaye senin anlattığın gibi bir hikaye ise, bana sorsan burada haklı olan taraf kim diye, Ayşe Hatun derim. Çünkü dediğim gibi onlar benim arkadaşım ve en yakın arkadaşım ve benim bir sevgilim ve sevdiğim var. Ben o sevdiğimden ve sevgilimden ayrıldıysam ben arkadaşlarımın bile ona selam vermesini istemem. Yani kötü ayrıldıysam. Veya merhaba derler, geçer giderler. Ben de bir kız arkadaşımın erkek arkadaşından ayrılsa, bir yerde rastlasam merhaba derim. Ha, eğer kötülük yaptıysa hiç selam bile vermem. Şimdi olması gereken şey budur. Güzide Duran yani ve... kalkıp da bir de üzerine başkasıyla tanıştıkları zaman, o zaman bu başka bir şeye girer ki orada da Ayşe Hatun bana göre haklıdır. Ama çoluğuna, çocuğuna, bilmem ne, bunlar olmaz. Ama Güzide Duran da diyor ki biz hiçbir zaman tanıştırmadık diyor. Mesela bir yerde restoranda otururken, sevgiliyken, bir yerde otururken aynı masaya gitmişler. Sevgililermiş ama daha sonra. Yani daha önce tanışmışlar, sevgili olmuşlar. Ondan sonra biz aynı masaya oturduk diyor. Ha, yani biz tanıştırmadık diyor. Yani. Tamam, tanıştırmadık, yine oturamazlar. O kadar diyorsun. Tabii. Yani şimdi sende eğer benim... Sende de böyle bir deve kini gibi bir şey var galiba, biliyor musun? Ya kinle ne alakası var Cengiz'ciğim? Bunlar yani bunlar kurallardır. Yani bunlar gerçekten kurallardır. Yani sen şimdi kız arkadaşım. Ben ayrıldım çocuktan. Tabii yani Güzide ile Ayşe Hatun çok yakınlardı. Çok, şimdi çok yakın ve sevdiğim bir arkadaşım bunu yaptığı zaman çok koyuyor ve hırslanıyorsun zaten. Yani şimdi ben ayrılmışım çocuktan. Çocukla da kötü ayrılmışım. Çocuğun da sevgilisi var dedim. Hadi tamam, onlar tanıştırmadı. Şimdi ben benim kız arkadaşımı, en yakın arkadaşımı, o benim eski erkek arkadaşımın yeni sevgilisiyle aynı masada gördüğüm zaman onu silerim yani. Silmekte de haklıyım. Öyle şey olur mu? Bunun kinle minle alakası yok. Bunlar kurallardır, ahlaki değerlerdir bunlar. Arkadaşların getirdiği şeylerdir, bağlardır yani. O zaman ne arkadaşlığa inanalım, ne dostluğa inanalım. Hiçbir şeye inanmayalım o zaman. O kadın olmaz insanı şey. Katil eder diye açıklaması var Güzide Duran'ın zaten. Ama işte Güzide'ye bak konuşmuyorsunuz, anlatmıyorsunuz. Biriniz çıkıp diyeceksiniz ki kardeşim böyle 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 oldu. Çünkü neden biliyor musun? Sizin anlattıklarınızla bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkarttığımız şeyler doğru mu bilmiyoruz. Üzerine belki Güzide haklı burada. Ama şimdi bu anlatılana göre, bana göre Güzide haklı değil. Ayşe Hatun haklı sana göre diyorsun. Evet, yani. Güzide Duran Miami'de yaşıyor. Haziran'da eşi ve çocukları İstanbul'a gelmişti. Geçen hafta ailece Amerika'ya döndüler. Güzide Duran giderken yakın bir arkadaşını Ayşe Hatun Aral'ı kastederek o kıskanç kadın yüzünden tatilimiz zehir oldu. İşte bu mesajlar falan filan. İyi ki İstanbul'da yaşamıyorum, o kadın insanı katil eder diye dert yanmış. Güzide Duran sosyal medya hesabından da ne kıskançlıkmış be kardeşim, benimle uğraşacağına git tedavi ol. Ya kötü alışkanlıklardan gebereceksin ya da beni kıskanmaktan yazmıştı. Kötü alışkanlık deyince de oradan başlıyor. Yani oradan işte bel altından vurmaya devam ediyorlar. Ayşe Hatun tarafı da beni kullanarak, sonuçta Ayşe Hatun da iyi müzik yapıyor. Şimdi kim ne derse desin. Yok Ayşe çok benden çok şaşırdı, şaşırıyorum. Şaşırtıcı şekilde iyiler. Podyumdan gelip hani müzik alanında... Aferin, istikrarını oturttu. Yani ben çok iddialı bir sesim demiyorum ama iyi projelerin içerisinde olduğu doğru. için iyi yürüdü. Ayşe Hatun'da diyor ki ya ben işimde gücümdeyim. İşte konserdeyim. Kıbrıs'a gidiyorum, Antalya'ya gidiyorum, oraya buraya gidiyorum. Dolayısıyla bana sürekli sataşarak, bana bulaşarak aslında gündeme gelmeye çalışıyor. Aslında Güzide'den hep zaten bir şeyler geliyor. Sanki hani şunu duymuyorum. Yani Ayşe Hatun'a yapılmış bir hareket. Aslında Ayşe Hatun'un konuşması lazım. Evet, ama Güzide Türkiye'ye geldiği zaman hep konuşuyor. Konuşuyor. Ama tabii alttan neler yürüyor. Aynen. Güzide'yi bu hale ne getiriyor onu da bilmiyoruz. Birisi ben işte böyle başına gelen şeyleri konuşmayanlara gıcık kapıyorum. Boşu boşuna konuşmuyorsun. Zaten konuşuluyor. Bari doğrusunu bir kere çıkıp konuşun. Herkes kurtulsun yani.